Tahıl koridoru anlaşması için yeni bir rota mı oluşturuldu? Soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmeyi anımsatan Cumhurbaşkanı, savaşta kalıcı barış ve istikrar için Türkiye'nin bir kez daha ara bulucu olabileceğinin mesajını verdi. Erdoğan'ın gündeminde İsveç'in NATO üyeliği konusu da vardı. İsveç'te son dönemde yaşanan provokasyonlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse gereğini yaparız dedi. Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış ve istikrarın sağlanması noktasında bir kez daha masayı işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Putin ve Zelenski'nin Türkiye'nin ara buluculuğuna tamam demesi halinde netice alınacağını kaydetti. Erdoğan, Macaristan seyahati dönüşünde uçakta gazetecilerin tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin sorusuna da yanıt verdi. Buradaki bütün hedefimiz Sayın Putin'e yaptığımız telefon görüşmelerimizle Rusya'nın tahıl koridoru meselesindeki takınacağı olumlu tavırdır. Eylül ayı içerisinde Hindistan'da G20 toplantısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin'le yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Yakında Dışişleri Bakanı'nın bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır. İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlarda soruldu. Kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse gereğini yaparız dedi. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi ve süreci meclisten hızlı şekilde geçmesi İsveç'in verdiği sözlere sadık kalmasıyla doğru orantılı. Bu işin kararını parlamentomuz verecek. İsveç'in her şeyden önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım. Eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa bizim kutsalımıza, kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın kendine ait bazı ilkeleri var. Bütün bunları devlet beyle ve diğer arkadaşlarımızla müzakere etmeden ben de adım atmam. Görüşmelerimizi yaparız ondan sonra da gereği neyse onu yaparız. Erdoğan'a Batı Afrika ülkelerinin Nijer'e yönelik askeri müdahale kararı da soruldu. Nijer'e askeri müdahale kararına doğru bulmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'e yapılacak askeri müdahale istikrarsızlığın Afrika'nın birçok ülkesine dağılması demek olur dedi.